eşin ilk göz ağrılarından, ana takımından Squirtle'ın tüm hikayesiyle sizlerleyim. Geriye yaslanalım ve eşin Squirtle'la ilk tanıştığı günden son güne kadar maceraları nasıl gelişmiş, neler yaşamışlar hep birlikte görelim. Siz de tanıtım üyeliği alarak sayfanızın, kanalınızın tanıtımını sağlayabilirsiniz. Ve izleyenler, siz de Türkiye'deki Pokemon oluşumları hakkında böylelikle bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Satoshi no Bariardo, Pokemon koleksiyonculuğu ve Nintendo koleksiyonculuğu için mükemmel bir kanal, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Eşin yolculuğa başladığındaki kurmuş olduğu ana takımdan olan Squirtle'la ilk olarak 12. bölüm olan Here Comes the Squirtle Squad bölümünde karşılaşıyoruz. Adından anlaşılacağı üzere Squirtle'ın bir çetesi var. İnsanların kötü olduğunu düşünen bu Squirtle çetesi insanlara türlü türlü böyle yaramazlıklar da yapıyor. Onlara kötülükler yapıyorlar. Bu takımın yolu Ash ve arkadaşlarıyla kesiştiğinde ilginç bir macera yaşanıyor. Ash Pikachu için endişelendiğinde ve roket takımının ele geçirdiği Squirtle takımını da Ash kurtardığı zaman Squirtle insanların aslında o kadar da kötü olmayacağını düşünmeye başlıyor. Roket takımı saldırısı sonrası ormanda bir yangın çıkıyor ve bu yangını söndürmek için Squirtle takımı devreye giriyor. Squirtle takımının yangını başarıyla söndürmesi üzerine kasabanın memur Jenny bir fikir tabii ki edinmiş oluyor. Kasabanın itfaiye ekibi kurup bu takımın itfaiye ekibinde yer almasını istiyor. Böylece tesadüfen de olsa kasaba için çok yararlı bir takıma dönüşmüş oluyorlar. Fakat takımın diğer üyeleri bu teklifi kabul ederken takımın lideri olan bizim Squirtle ise bu teklifi reddediyor ve Ash'le birlikte maceraya çıkmak istiyor. Böylelikle Ash ve Squirtle'ın yolları kesilmiş oluyor. Ash Squirtle'ı yakaladıktan sonra 6 Pokemon'luk takımını da oluşturmuş oldu. Aynı zamanda Squirtle Ash'in yakalamış olduğu ilk su türü Pokemon. Squirtle Ash'in takımına katıldıktan sonra biz onu ilk olarak Seiten gemisinde görüyoruz. Bu gemi batarken gemiden kurtulmak için Ash ve arkadaşlarına yardım ediyor Squirtle. Sonrasında gemi battıktan sonra da öfkeli bir Gyarados'un saldırısına uğrayan Ash ve arkadaşları savrulur ve Pokemon'larıyla birlikte Ash'in bildiğiniz üzere burada kaybolduğunu, ayrıldıklarını görüyoruz. Dev Pokemon'ların adasına geldiğimizde burada ilginç diyaloglar görüyoruz. Öncelikle Squirtle'ın abisi diyebileceğimiz Blastoise'le bir konuşması var. Sonrasında Ash'in Pokemon'ları ayrı kalıp da Ash hakkında konuşurlarken Squirtle'ın İşte Pikachu'nun eşe ne olduğu sorusuna onu bir vahşi Pokemon yemiş olabilir şeklinde bir cevap vermesi var ki gerçekten ilginç. Ama küçük de bir ayrıntı var. Balbazar'ın eş bizi terk etti galiba demesi üzerine de Squirtle karşı çıkıyor. Demek ki burada eşe karşı güveni olduğunu ve aralarında güzel bir bağın kurulduğunu da anlıyoruz. Squirtle'ın sonraki maceralarına ufak ufak değinirsek Tentacool ve Tentacruel ordusuna karşı savaştı. Venus Toys'e karşı korkudan çok da bir şey yapamadı. Öfkeli bir Primeape karşı da yine çok fazla varlık gösteremedi. Erika'nın salonunda çıkan yangını söndürmek de tabii ki Pokemon olarak onlara yardım etti. Sihirbaz'ın Exeggutor'una karşı zafer elde edip minik bir parası ufak bir su tabancasıyla mahvetti. Cinnabar adasında Blaine'in Ninetales'ına karşı tür üstünlüğü olmasına rağmen çok kötü bir yenilgi aldı. Burada Squirtle'ın hala çok fazla eğitime ihtiyacı olduğunu ve yolun başında olduğunu da bizlere gösterdiler. Blastoise adasında tabii ki ön plana çıktı. Akrabalarına, kardeşlerine bir Jigglypuff konusunda yardım etti. Bu bölümde ilginç olan bir şey var. Balbazar için de bu tarz bir bölüm yapılmıştı hatırlarsanız. Balbazar'ın gizemli bahçesi şeklinde. Burada Balbazar'ın evrim olayına değinmişlerdi. Evrim geçirmek istemiyordu Balbazar. Squirtle'ın bu benzer bölümünde ise evrim olayına hiçbir şekilde değinmediler. Hatta Squirtle'ın tüm tarihi boyunca baktığımız zaman Squirtle'ın neden evrim geçirmediği, evrim geçirip geçirmemek istemediği, yani bununla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz. Maalesef bu şekilde de bir bilgi bize vermediler. Misty'nin sualtı gösterisi sırasında Jesse'nin Arbok'una karşı verdiği mücadele sonunda da Misty'nin takdirini kazanmayı başardı. Fakat Viridian Gym'ine gittiklerinde orada gym lideri olarak roket takımıyla karşılaştılar ve onların Machamp'ına karşı maalesef etkisiz kaldı. Burada hemen ufak bir ara veriyoruz. İlk filmde yani The First Movie'nin hemen başlangıcında Raymond adlı bir eğitmenle savaşıyor Squirtle ve Raymond'ın Machamp'ına karşı Bubble Beam'le net bir zafer kazanıyor.
Aynı zamanda film içerisinde kopyasına karşı da üstün geldiğini görüyoruz. To Master the Unexpected bölümünde Elite Four üyelerinden Bruno'nun Onyx'ine karşı yine başarısız olduğunu görüyoruz. Indigo Ligi geldiğinde ilk maçta Squirtle'ı göremiyoruz. Kinkler devreye çıkıyor orada biliyorsunuz. İkinci maçta biz Squirtle'ı görüyoruz. Eightman ismi verilmemiş, o yüzden bilmiyoruz. Bilinmeyen bir Eightman'in Nidorinos'una karşı savaşıyor ve başarılı oluyor. Bu maçın tamamı gösterilmediği için Squirtle'ın başka kimlerle savaştığı ya da kazanıp kazanmadığını bilemiyoruz. Tabii ligde başarısı çok da uzun sürmüyor. 82. bölümde Rich ile karşılaşıyor. Eş son maçı biliyorsunuz Indigo Ligi'ndeki. Burada çok böyle ilginç bir şekilde maç kaybediyor. Butterfree'ye karşı mücadele ediyor ve uyuyarak maç dışı, savaş dışı kalıyor. Yani üzerinden yıllar geçse de Pokemon eğitmenlerini birazcık sinirlendiren bir durum bu. Tamam, Charizard o maçta eşi dinlemediği için savaşmıyor ve eşin kaybetmesine neden oluyor, anlıyoruz. Ama Squirtle'ın bu şekilde basit bir şekilde, garip bir şekilde yenilmesi de birazcık düşündürücü. Squirtle'ın Kanto'da başlayan macerası Portakal Adaları'nda da devam ediyor. Ama Kanto'da çok fazla başarılı olduğunu göremediğimiz Squirtle'ın Portakal Adaları'nda bir anda zirveye doğru hızlı adımlarla gittiğini görüyoruz. Eşin katılmış olduğu 4 tane salonun 3 tanesinde Squirtle'ın büyük yararı olduğunu görüyoruz. Coral Eye Batch ilk rozette Sidra ile birlikte hedef vurma savaşında berabere kalıyorlar ama eşin yenilmesini engellemiş oluyor tabii ki. Sea Ruby Batch yani ikinci rozette ise eşin buzdan bir kızak yapmasına tabii ki yine yardımcı oluyor. Spike Shell Batch yani üçüncü rozette ise hem hedef vurma sırasında eşe yardımcı oluyor hem de savaş sırasında çok iyi bir performans göstererek eşin rozeti almasını sağlıyor. Bu savaş sırasında ilginç bir şey oluyor ve Squirtle Hydro Pump saldırısını öğreniyor. Bu saldırıyı öğrenmesiyle birlikte de Squirtle'ın gücüne güç kattığı, bundan sonraki savaşlarda Hydro Pump'ı bir imza saldırısı olarak kullandığını görüyoruz. Portakal Adaları'nda her ne kadar büyük gelişim gösterse de bazen terslikler de yaşadı tabii ki. 96. bölümde her şeyi yiyen Snorlax'ın altında kalarak ezildi. Mandarin Adası'ndaki savaşta elektrik saldırısı yapabilen bir Persian'a karşı elektrik saldırısına direnerek savaşı kazanmayı başardı. Tabii çok fazla yara aldığı için sonraki Tauros'a karşı kaybetti ama başarılı bir grafik çizmiş oldu. Portakal Adaları'nın finaline yaklaşırken bir Wartortle itfaiye ekibiyle karşılaştı. Onlardan eğitim aldı, onlar kadar iyi olduğunu kanıtlamak için çaba gösterdi ve bunu da başardı. Portakal Adaları final maçında Drake'in Onyx'ine karşı çok iyi bir mücadele verdi. Onyx onu sarıp sarmaladığında, sıkıştırdığında Hydro Pump kullanarak kurtuldu ve Onyx'i yere sermeyi başardı. Daha sonra Drake'in ana Pokemon'u Dragonite'a karşı da iyi bir mücadele verdi. Hatta onun Thunderbolt saldırısına karşı da dayandı. Elektrik saldırılarına dayanması da ilginç gerçekten. Ama tabii ki Dragonite'a karşı kazanamadı. Ama Dragonite'a karşı hasar verdiği için de Pikachu'nun sonraki turda zaferi kazanması için gerçekten büyük yardımı oldu. Ash böylelikle Portakal Ligi'ni kazandı ve ilk kupasına kavuşmuş oldu. Ash'in Johto macerası Squirtle'ı 30 bölüm kadar daha görüyoruz. Yani sistem olarak tabii ki ikinci nesil Pokemon'larının gelmesiyle ilk nesil Pokemon'larının yavaş yavaş takımdan çıkarılma süreci başladı. Charizard'da Balbazar'ın çıkarılması gibi Squirtle'da takımdan çıkarıldı. Çünkü Ash bir Totodile yakaladı. Bu süre zarfında zaman zaman Rocket takımıyla olan mücadelelerine şahit olduk. Bir taraftan Ash'in Balbazar'ıyla gerçekten iyi bir dostluk kurdu. İlginç bir arkadaşlık ilişkisi vardı. Onu ilerletti bir taraftan da. 149. bölüm olan The Firing Squad bölümünde Squirtle macerasının sonu gelmiş oldu. Bu bölümde yangın söndürme ekipleri arasında bir turnuva, bir yarışma düzenlendi. Ve Squirtle burada eski takım arkadaşlarıyla karşılaştı. Önce eşi takımıyla mücadeleye girdi fakat eş ilk turda elenince eski takımına gitti. Onlara menajerlik yaptı bir taraftan. Baktı onların özgüveni yerinde değil, onlara özgüven gaz vermeye çalıştı ve onların şampiyon olmasını sağlamış oldu. Bu zaferden sonra Squirtle aslında amacını da bir nevi anlamış oldu. Eşin takımında yapabileceklerini yaptığını düşündü ve yangın söndürme ekibiyle birlikte eski takımının başına geçti ve memur Jenny ile birlikte dönmüş oldu eski topraklarına. Böylelikle Ash ve Squirtle'ın sürekli olan macerası burada bitmiş oldu.
Squirtle ekranlardan uzak kaldığı dönemde tabii ki kendisini geliştirdi sürekli olarak ve eşin yanına her döndüğünde kendisini daha da güçlenmiş şekilde gördük. 269 ve 270. bölümlerde yani Johto Ligi'nin olduğu dönemde Squirtle tekrar takıma döndü. İlk savaşında Mace isimli bir eğitmenin Totodile'ını ve Fanfis'ini yendi. Üçüncü olarak Electabuzz'la da mücadele etti. Tür dezavantajı olmasına rağmen hatta Thunderbolt'lara, Thunder Punch'lara bile karşı koydu ve Squirtle Electabuzz'ı da devirmeyi başardı. Bu onun ne kadar geliştiğini, süreç içerisinde ne kadar güçlendiğini de bizlere kanıtlıyor. Sonraki rakibi de Quilava oldu. Evet, yara almıştı, zayıflamıştı ama tür üstünlüğü de vardı bir taraftan. Quilava'ya karşı da gerçekten çok iyi bir mücadele verdi ve ondan da zaferle ayrıldı. Eşin rakiplerinden olan Jackson'ın Pokemon'ları ile bir münakaşa yaşandığında da oradaydı kendisi. Lig bittikten sonra da yine yangın söndürme ekibine tekrar dönmüş oldu. Kendisi Hoenn macerası boyunca hiç görünmedi. Ta ki Battle Frontier macerasına kadar. Ash Battle Frontier'ın artık son maçına geldiğinde Brandon'la savaş yaparken köklerine dönüp ilk takımına dönme kararı aldı. Burada Pikachu, Charizard, Balbazar ve Squirtle'ın takıma tekrar döndüğünü görüyoruz. Gerçi Pikachu zaten takımda da neyse. Squirtle'ın Ninjask'le karşılaştığını görüyoruz. Ninjask'in kum fırtınaları yüzünden gözleri görmez hale gelmişti. Fakat Hydro Pump kullanarak yüzünü yıkadı ve bundan kurtuldu. Daha sonra tabii ki hız uzmanı Ninjask'e karşı çok zorlu bir mücadele verdi. Skull Bash saldırısıyla Ninjask'i yere sermeyi başardı. Daha sonra Solrak'la mücadele etti. Solrak'ın psişik güçlerine karşı çok fazla da varlık gösteremedi ve maçı kaybetmiş oldu. Bu savaşın sonunda bildiğiniz üzere Pikachu'nun inanılmaz zaferiyle Regice'i yenerek Ash'e yeni bir zafer, Battle Frontier şampiyonluğunu getirdiğini biliyoruz. Battle Frontier'dan sonra Squirtle artık resmi olarak tamamen itfaiye takımına dönme kararı aldı ve Ash'le olan macerasını tamamlamış oldu. Kendisini çok az bir şekilde Alola bölümlerinde bir sahnede görüyoruz. Ondan sonra ise Ash'in son macerasında artık son bölümlerde 1230. bölümde ancak kendisini görüyoruz biz. Burada Squirtle takımı yine itfaiye ekibi olarak bir gösteri yapıyor. Ash de gidip onu izliyor ve orada yine kendisiyle karşılaşmış oluyoruz. Ufak böyle bir macera yaşamış oluyoruz. Ve böylelikle Squirtle'ın macerasını bitirmiş oluyoruz. Ash'in Squirtle'ı yıllar boyunca tabii ki Pokemon severler için önemli bir karakter oldu. Hep hayatımızda oldu. Sevilen karakterlerden de biri oldu. Kendisinin anime serisi içerisindeki hikayesi kısaca böyleydi. Anime serisinde yapmış olduğu savaşlarda 15 galibiyete imza attı. 8 kere de rakiplerine yenildi. Bir maçta da berabere kaldı. Anime serisinde şu ana kadar yapmış olduğu saldırılar Withdraw, Water Gun, Tackle, Bubble, Bubble Beam, Hydro Pump, Rapid Spin ve Skull Bash şeklinde sıralanıyor. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte Pokemon tarihleri serimizin bu 3. bölümünde Ash'in Squirtle'ını inceledik. Onun tarihine ışık tuttuk. Bildiğiniz üzere artık Ash'in macerası anime serisinde devam etmiyor. Bu yüzden Squirtle'ın da tabii ki ne yaptığını, nerede olduğunu ya da sonradan görünüp görünmeyeceğini bilmiyoruz. O yüzden ben buraya kadar olan macerasını sizlere anlattım. Siz Squirtle'ı seviyor musunuz? Squirtle'ın hangi macerası hoşunuza gitti ya da hangi macerası aklınızda kaldı, onu neyle hatırlıyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum. Ve tabii ki gelecek bölümde görmek istediğiniz Pokemon'u da yine yorumlarda yazmanızı istiyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.